10 Ağustos, 16 Ağustos yay burçları neler bekliyor diyorsanız. Yayların duygusallıkla alakalı ben artık bir insan istiyorum, hayat arkadaşı istiyorum, evlenmek istiyorum, evliliğim doğru gitsin istiyorum, ilişkim düzgün gitsin istiyorum. Yani beni kimse bu ilişkide onur etmedi. Ben sevilmiyorum ve hep fedakar ve hep ben anlayışım. Ailem içinde, çevremdeki insanlar içinde kimse beni anlamıyor. Artık anlaşılmak istiyorum diyorsunuz. Haklısınız. Gerçekten çok fedakarlık yapınız var ama anam yay burcu, senin de inadın maşallah damar inadın tutuyor. Yani ortalık birbirine karışıyor. Naif bir karaktersin yay burcu. Ve seyahat etmeyi, eğlenmeyi seviyorsun ama kendini hani kelepçelenmiş ve sıkışmış hissederiz ya. Ve bu sıkışmışlıklardan artık kurtulup kendime yön vermek istiyorum. Özellikle ilişki hayatım oturursa benim iş hayatımda, ev hayatımda, ailevi hayatımda oturur. Bence çok uzun süredir aşksız yaşayan yay burçlarına evet doğru aşka yelken açacaksınız ama bunu 16 günde çözemeyiz herhalde de. Yani size böyle bir aşk enerjisi var. Yaradan vermiş ama yani haftalık burçlarda ama ha, olmadı. Olamaz zaten. Sadece sizi saygıdan yapıyorum. Yani aylık burcu da beklemeyeceğiniz için aylık burç yapacaktım. Her ay şuna dikkat edin, buna dikkat edin diye. O yüzden haftalık burçlar bazen insanlara tutmuyor. O yüzden yükselen vay burcunuzu takip edin diyorum ya. Belki duygusallığınız yayda. Yayı çözmeniz için ama ana burcunuz boğa, parayı da çözmeniz lazım. Yani o yüzden duygusal enerjimizi bir değiştirelim. Bunun için nefes terapisti, yoga ve ne bileyim pilates, yoga, pilates, ne bileyim namaz, yani su size iyi gelecek. Evet aşk da var. Evliliğinde sıkıntı olanlarda toparlanma da olacak. Bence olması gerektiği gibi bir enerji haftası yaşamayacaksınız. Sizi yoracak bir hafta. Çünkü duygusallığınız çok yerlerde sürünüyor. İş olarak da devam ettiğiniz noktada bir sıkıntı yok. Çünkü siz duygusal olarak enerjiniz toparlanmadan hiçbir şeye konsantre olacağınızı bu hafta düşünmüyorum. O yüzden size kendinize bir orkide alın. Ve onu orkideyi genelde yay burçları yetiştiremiyor olabilir. Orkideyi alın, sabır dengeniz. Evet artık sabırda size orkide yazmışım. Yani kendinizi ödüllendirmek için yazmışım. Bir anlam yüklememişim size. Orkide alın ki içinizdeki aşkı istiyorsunuz ya. Buna bir aşk dileyin orkideye. Orkide çok narin yaprakları olandır. Siz de narin bir ilişki istiyorsunuz. Orkideyi o yüzden size yazdım. Aşk dileyin saksınıza. Yani çiçeğinize dileyeceksiniz. Hani diyeceksin ki Emineciğim bu hafta ne saçma şeyler yaptın. Ben her aldığım çiçeğime, yani benim bir sürü çiçeklerim var. Her aldığım çiçeğime bir anlam yüklüyorum. Ve her anlam vakti ve zamanı gelince oluyor. Her duanın vakti, yeri ve zamanı yoktur. O yüzden orkidenize dileğiniz, aşk dileğiniz, sizin aşka ihtiyacınız var. Satamadığınız bazı mallarımız var ailenizin. Bu dönem bunlarla ilgili belli anlaşmalar, belli kaporalar alınacak gözüküyor. Bu da size iyi gelecek. Ve özellikle yurt dışından teklif bekleyen ve bekliyorum hala gelmedi diyen bazı yay burçlarına demişim ki olumluluklar olacak ve gitmeniz gereken saat belli olacak. Sanatsal yetenekleri olan bazı yay burçlarında güzel bir değişim ve iş anlamında güzel bir teklif alacaksınız. Finansal anlam ya da hukuk anlamında çalışan yay burçlarına demişim ki evet biraz dinlenip kendinizi yeniden inşa edeceğiniz ve marka olmak istiyorum dediğiniz döngülerin kararlarını vereceksiniz diyorum. Bence sizin yalnızlık ruhunuz yorulmuş. Orkideye bir şifa enerjinizi yükleyin. O şifayı orkide. Yani yaradandan istiyoruz biz aslında. Yeryüzünde hani evrenden diyorlar ya. Kenen evren kendine bir faydası olmamış. Ben Rabbim ve Yaradanımdan istiyorum. Yani toprağı da suyu da bereketi yapan Yaradan bize her şeyi sunar. O yüzden orkidenize Rabbimin enerjisiyle yüklenin. İçinizdeki duanızı okuyun ve aşk dileyin. Yükselen vay burcunuzu dinleyin lütfen.